Merhaba canlar, ruh dostlarım. Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz. Bu geceki canlı yayın konuğumuz Kubilay Aktaş. Tarık Kubilay Aktaş. Çok uzun zamandır istediniz, çok uzun zamandır sordunuz, çok uzun zamandır görmek istiyorsunuz. Kadim dostum, canım arkadaşım, üstad, aynı zamanda benim de hocam, sevgili Kubilay Aktaş. Şimdi Kubilay Aktaş biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuz. Ama tanımayanlar için hemen göstereyim sadece birkaç tane kitabını. Celcilüti'ye, Sufilerin Saklı Hazinesi yazarı. Şimdi bakın, Kürelerin Müziği'nin yazarı. Hayalin Mucizesi'nin yazarı. Yani sadece bunlar masamın üstünde hep durduğu için göstermek istedim. Simya, bakın. Kur'an'da Şifa Sırları. Simya kitabının yazarı. Sevgili dostum, kadim dostum, güzel arkadaşım Kubilay Aktaş bu gece bizimle birlikte olacak. Yani siz de çok uzun zamandır beklediniz onu. Çok uzun zamandır sordunuz. Şimdi Kadim Bilgelik Okulu biliyorsunuz ben de orada yayın yapıyorum. Kadim Bilgelik Okulu'nu, Kur'an terapisi, evet, bir sürü kitabın yanımdakiler bunlar da onun için gösterdim. Kadim Bilgelik Okulu'nda ben de yayın yapıyorum biliyorsunuz. Kadim Bilgelik Okulu'nu tanımayanlar, ilk defa şu anda duyanlar, Kubilay Aktaş'ı tanımayanlar, ilk defa şu anda duyanlar. Yine Kadim Bilgelik Okulu'nu takibi almanızı istiyorum. Çünkü 13-21 arasında mizaç ilmi, yani geleneksel tıptaki mizaçlar eğitimini veriyor Kadim Bilgelik Okulu. Kadim Bilgelik Okulu her zaman eğitim içinde. Zaten şimdi Kubilay gelmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Yine 13-14 Şubat arasında Kadim Nefes, sevgili Aslı Kadim Bilgelik Okulu bünyesinde oradan alabilirsiniz. Yine geçen gün konuk ettiğimiz sevgili Ozan Partal'la 3. aşama, o gün de söyledik yayında, Interstellar Science'ın 3. aşaması 27-28 Şubat. Zaten siz birazdan takibi alırsınız. Kadim Bilgelik Okulu'ndaki dönemsel eğitimleri görürsünüz. Zaten bir şey söyleyeyim mi size Kubilay gelmeden önce? Bugün konuştuklarımızın hepsini 20 yıl önce söylüyordu ve yazıyordu. Bugün konuşulmayıp da 10 yıl sonra konuşulacak olanları 10 yıl önce söylüyordu. Yani bunları sevgili Kubilay Aktaş çok uzun zaman önce söylüyordu canlar. Biliyor musunuz? Çok uzun zaman önce söylüyordu. Daha yavaş yavaş insanlar öğrenmeye ve duymaya başladı. Şimdi ben şeyi göremiyorum. Geldiyse bile göremiyorum sevgili Kubilay'ı. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Evet, çoktan beri bekliyorsunuz. Evet. Evet, bilmeyenler de bugün öğrenecekler sevgili Kubilay'ı. Duymayanlar da bugün duyacaklar. Evet canlar. Ben görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama gören varsa lütfen bana bu konuda. Evet, ben de heyecanlıyım çok. Yani haftada bir iki kez mutlaka WhatsApp'ta ya da telefonla görüşüyoruz ama bir yıldan beri yüz yüze gelemedik. Ben de çok özledim. Ben de sizin kadar heyecanlıyım gerçekten. Dostum, kadim dostum, aynı zamanda hocam. Bakın hocam, şu anda ekle, yani yıllar önce ben o konuşurdu. Gelmeden söyleyeyim, o konuşurdu böyle, ben sadece ağzının hareketlerini duyardım. Hiçbir şey anlamazdım. Ben düşünün yani, geçen gün Bülent Hoca diyor ya, İskenderiye Kütüphanesi gibi, ama İskenderiye Kütüphanesi gibi geziyordum. Ama Kubilay'ın anlattıklarını anlamıyordum. Düşünün yani bir kere. Düşünün. Hoş Estağfurullah, geldin. estağfurullah. Canım Selam, nasılsın? arkadaşım, kadim dostum, can dostum. Ah seni Var gördüm ol, var ol, nasıl var mutlu. ol. Nasıl bir enerjisin sen? Hoş Heyecanlıyım, çok geldin. heyecanlıyım. Ben de Çok heyecanlıyım. 20'lerce televizyon programı yaptık seninle. Ama ben bugün çok heyecanlıyım. Neden acaba? Niye Ya acaba çok evet, heyecanlıyım? ben bayağıdır çıkmıyorum Instagram'a. Şimdi çok tabii kalabalık bir ortam gibi geliyor. Herkes her şey Dahiniz. böyle. Daha Hani çok böyle azız. bayağıdır ben inzivadaydım biliyor musun kendi içimde. Şimdi Biliyorum, dışarıya biliyorum. böyle çıkınca eyvah ne diyecekler? Ora öyle mi? Bura böyle mi? Böyle hani Kimse yok. Kimse yok, kimse yok ikimiz mu? varız. Aa doğru İkimiz ya. varız. Onu iyi düşünmek lazım bak aslında İkimiz kendimizden kendimize çok.
Rahat Ya rahat insan ben bir harika. kere senin burnundan geçirdim, başının etini yedim. Artık en sonunda hayır diyeyim. İyi ki varsın Ama ya. onlar da benim başımın etini yediler. Kubilay hocam, Kubilay hocam, Kubilay. Tamam, gelecekler yoldalar, gelecekler Ne arıyor bu yoldalar. arkadaşlar peki? Bu kadar, bu Ne kadar. arıyorlar? Kendilerini arıyorlar. Öyle mi? Bulamamışlar mı kendilerini? Burada bir Kendilerini niyetindeyiz, değil mi? Bir niyetindeyiz. arıyorlar. Bir kendimizi bulmanın niyetindeyiz. Olsun öyle olsun. Aslında o da Var ya. bahanesi, değil mi? Mukaddes. Bahanesi yani. Evet. Kendimizi bulsak yeniden arayacağız. Bulup ne Evet. yapacağız? Yani biz birbirimizi bulalım. Kendimizi Aynen. birbirimizde bulalım. İşte Evet. ona geldiğimiz zaman zaten kendimizi bulmuş olacağız. Yani ben bilinci başlangıç ama yeterli değil. Bize geçmek. Bizde beni bulabilirsem ben o zaman burada da çok olurum yani. Ama bizde beni bulmak, bende bizi bulmak, bizde hepimizi görebilmek, sonra oradan öğrenmek, o farklı bir şey. Kitaptan öğrenen çok ama kendinden öğrenmek, ondan öğrenmek, öğretenden öğrenmek, yaşamak. Yani 2021 böyle bir süreç. 2021 sözün değil özün herhalde. Öyle bir şeyinden sırattan geçiyoruz gibi yani. O bir sırat gibi sanki bana öyle gibi geliyor yani. O bir de Bu bu durabilirsek bu süreç sırat süreci değil mi? çok sağlam sırat hem de. İyi aklımıza mukayyet olmalıyız. Fazla sağa sola yani ama hep söylediğimiz şeyler de iş bir noktada Allah'ın himmetiyle olur. Başka türlü de olmaz yani. Biz sadece kapıyı çalabiliriz. Yani şu Niyet edip kapıyı çalabiliriz değil mi? aklımızı korumak, muhafaza etmek, onu yeniden getirmek, onun gittiği süreçte çok acayip. Yani Nuh'un gemisi nasıl biliyor musun böyle? Yani metafizikte o gemi böyle bir sağa bir sola. Yani işte gemilerin yara yara gittiğini görürsün diyor. Her birimiz de bir gemi gibiyiz. Vallahi hayret ediyorum. Yani ben hakikaten hayret ediyorum. Yani nasıl bir sistemin içindeyiz, nasıl bir yapının içindeyiz? Neresi gerçek, neresi hayal? Hayalin mertebeleri nedir? Gerçek bu hayallerden mi oluşur? Oo hocam kafanız karışmış, uçmuşsunuz filan diyeceksin. Yani hakikaten her an insan hayret ediyor. Ve böylesine büyük bir sistem karşısında da teslimiyet denilen o birazcık saygı, biraz saygı değil yani. Gerçekten saygı. Gerçekten saygı. Yani her şeye parmak uzatmamak gerekiyor. Her şeyi sormamak gerekiyor. Her şeye atlamamak gerekiyor. Bazı şeylerde sabretmek gerekiyor. Sistem süreç içerisinde kendisini açacak. Ve korkularımız, içgüdülerimiz, beklentilerimizle çoğu zaman yeni geleni hemen yok edebiliyoruz. Bulaşık olabiliyor. Yani kürelerin hani müzik var ama bir de kaka oluyor yani. O öyle bir şey de var yani. Hepsi var. O açıdan meditasyon, sessizlik, daha ziyadesiyle o sen ben boyutuna girmek var ya. Hani iki samimiyet birbirini bulduğunda. Önce kendimize samimi olmak belki de. Böyle bir süreçten geçiriyor bizi. İyice içine kapattı. İçeride sorgulamalar yaptırdı. Şöyle bir geçmişine bak bakalım. Neler yaptın? Şimdi eskiden doğru bildiklerin şimdi nasıl? Şimdi yanlış bildiklerin o zaman nasıldı? Sağlam bir haşir sürecinden geçiyoruz. Haşir, diriliş işte. Ölmeden önce ölmeyi toplu yaşıyoruz yani burada. İşte İnşallah hepimiz bu. adına Vay hayırlı canına. olur yani. Çok Toplu güzel bir süreç. Şükürler olsun. Evet. Ama biraz Bu sessiz olmayı süreçte öğrenmemiz lazım bence bu süreçte. Yani çok Hı. vaveyla yapabiliyoruz. Çok sağa sola yani hemen atlıyoruz. Yani çok çabuk sazan gibi yani hemen balarlık diye atlayıveriyoruz. Sonra bakıyoruz ora kurtulmak 1-2 ay sürüyor oradan. Yani atlamamayı öğrenmemiz lazım. Evet önde duruyor. Yani şöyledir hani birkaç defa davet edilmek lazım. Hemen gitmemek gerekiyor. İyi araştırmak lazım. Hani onlardan gelen haberleri iyi araştırın diyor yani. Adam. Hemen atladığımız vakit o biraz içgüdüsel oluyor, duygusal oluyor. Sonra karma oluşturuyor. Duygusal patlamalardan ziyade sorun ve çözüm değil. Şimdilik böyle bir süreç. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler.
en büyük hüsnü zan, Allah'a en büyük hüsnü zan, güzel niyetler. Yani görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ve Yap. Evet. bu dönemde geldiğimiz için şey mi dondu mu? Bu dönemde Evet. geldiğimiz için şanslı mıyız Kubilay? Bu dönemde geldiğimiz için bu Yani gezegene evet, şanslı mıyız? bir noktada öyleyiz. Evet, öyle diyebiliriz. Şanslıyız, şanslıyız. Ama bu şansı değerlendirebilene her an bu şans kapısı açık. Yani bunu değerlendirebilmek zeka ile alakalı bir şey. Yani görünen köy kılavuz istemez. Böylesine hoplamalar, zıplamalar ve merkezi bırakıp dağılmalar sonuçta içe çöküşü, kıyameti sebebiyet verebilir. Zaten sürekli halden hale değişimlerimiz böyle iklim değişikliklerine, gerçek ilimden yoksunluğumuz, susuzluğa, içerideki depresyon, değişimler, dönüşümler, depremlere, öfkeler, nükleerlere. Yani içeride ne varsa dışarıda onun ekranda olanını yansıyoruz ve gidişat birazcık tabii sıkıntılı olabiliyor ama ben ümit varım yani. Her halükarda ümit var. Yani bu sistem bitmez. Bitiremezler yani. Bitiremeyecekler. Onlar bir tuzak kurdu. Allah da onlara bir tuzak kurdu. Öyle olacak. Ama bu sürece gelmeden önce bizim bazı şeylerin farkında olup gizli olarak onları derinden telepatik bağlantılarla fazla zihine düşürmeden, yani ineği hangi, ineğin rengi ne olsun? İneği kes işte, yani rengini çok artık teferruata girme yani. İneği kes, yani hangi bıçakla keseyim? Keserken hangisini getireyim falan. Ya kes denildi, kes işte yani. Oraya bir an evvel şey yapmamız lazım, girmek lazım. Gördüğümüz şey çünkü bu. Birlikte görüyoruz. Yani herkes söylüyor değil mi? Biraz korku var işin içinde ama haksız da değiller yani. Bazı komplolar var, bazı komplo değil aslında. Bunlar görünen köy kılavuz istemez. Yani buralar 10 sene sonra ne olacak acaba? 15 sene sonra ne olacak? İstanbul denen bu şehri şöyle 10 sene önceden bir görebilsen, 20 sene önceden görebilsen ne göreceksin? İnsan ırkı nereye doğru gidiyor, değil mi? Bunlardan ben çok gıcık kapıyordum bu konuşmalardan. Yani sevmiyorum bunlarda girmeyi ama yani mecburen yüzleşiyorsun artık. Ya bunları çok konuştuğumuz için artık bunları görüyoruz veya gerçekten böyle olduğu için bu durum böyle. Ben bir şey söyleyeyim. Hepsi senin kendi öz doğana dönmek için bahane yani. Ama Kesinlikle. bahaneleri ve oyunları doğru Bu oynamak lazım. sefer döndük döndük. Dön, dön. Dönmedik. Sert oyunlar oynuyoruz ama. Yani oyunlarımız çok sert yani, hiç böyle şey değil. Yani keskin oyunlar oynuyoruz. Var olmak ve yok olmakla alakalı ince imtihanlar açıyoruz kendimize, dengeler açıyoruz yani. Genetiklerle oynuyoruz yani, çok enteresan bir şey. Yani ve bilmediğimiz alanlara kendimizi çok rahat açabiliyoruz. Bir şey olacak. Bekliyoruz hep beraber. Ama ne olacaksa bizim bütünü görmemiz, bütüne yönelik hareket etmemiz, öz doğamıza, öz varlığımıza yönelik bir hazırlık içinde bulunmamız gerekiyor. Bu nedir derseniz, bence başta bedeni güvenliğe almak gerekiyor. Yediğinizi, içtiğinizi güvenliğe almak gerekiyor. Ondan sonra doğru ilişkiler oluşturmak gerekiyor. Bunun için de gerçek anlamda bir uhuvvete, bir candaşlığa, bir yoldaşlığa, bir kandaşlığa, bir ruhdaşlığa, yurttaşlık değil, ruhdaşlık yani. Çünkü yurdumuz ruh bizim. Yani bu yurtta doğduk ama bu yurttaki ruhları bulup buradan gerçek anlamda ne demekse o Türk, ne demekse yani kadim gelenekte Türk'ün anlamı neyse, ben öyle diyorum yani, Türkler biterse uzaylılar dünyayı istila etmiştir yani. Ya Türk. sen bunu yıllardır söylerdin. Bu sene konuşulmaya başladı biliyor musun? Oldum olası söylerdin Anadolu'nun önemini, bu Yani bu toprakların önemini ve Türklerin önemini. işin Şimdi hafif, daha konuşulmaya başlandı. yani bunlara çok girmeden daha bilinci esas alıp öncesinden bir şeyler yapmak gerekirdi belki, fakat bizler bunun için biraz geç kaldık. Yani bir tedarik zincirleri kesilse, kesilse değil, kesilir. Yani keserler isterlerse. İsterlerse yaparlar. Bu var yani. Ama tabii
Orada şüphesiz ki ilahi olanın da kendisine ait dinamik dengeleri var ama biz ilahi olanla işbirliği içinde miyiz yoksa cehaletimizle başka bir tarafı hizmet mi ediyoruz? Kendi korkularını, dinamiklerini kontrol edemeyen ve içindeki reptilyanı, içindeki efendim içgüdüyü, amigdalayı, etki tepki mekanizmasını püskürtebilen bir şey neye hizmet ediyordur? Kurbandır o yani. Birilerinin kurbanıdır ve sonra bu döngü kendi içinde devam eder. Fakat bunun farkında olup başka bir level'a sıçramak hakikaten çok özel bir durum. Özel bir durum. Onun için 14-15 yaşındaki halimizi, çocukluk halimizi unutmamamız gerekiyor. Yani Allah'ın bugün 2 gün önce bu sıralarda dedim ya ben de dahil bir boyutuyla şöyle köşe gözden bakıyorum sadece. O köşe gözdeki diyor ki ya herkes mi uyur yani? Herkes mi uyur? Herkes mi uykuda olur? Bunu söyleyen de uykuda ama o köşedeki uykuda değil yani. O enteresan bir şey o sürekli böyle. Herkes mi? Bir tane uykuda olmayan yok mu diye bir keramet bekliyor yani köşedeki de. Oradan bir tane bebek el sallaya el sallaya geliyor yani böyle çocuk yürüye. Sonra dedim 10 sene sonra bu çocuk ne olacak? Bu çocuk tamam şu anda uyanık ama 10 sene sonra ne olacak işte. Uyanık. İşte yani Onu da mı ne olacak? uyutacağız? Kendimiz gibi onu da mı uyutacağız acaba? Yani uykunun bir tarafı güzel. Uyku değerli, uyanıklık değerli. Uyku uyanıklık arası dinlenmeler güzel şeyler. Ama en çok ihtiyacımız olan şey artık güneş. Temiz hava, temiz su, doğa. Birazcık sorumluluğu üzerimizden atmak. Boşluk, güven, teslimiyet. Yani kendini biraz bırakabilmek. Yani çok da önemli değil anlatabiliyor muyum? Yani o Sirius'ten mi yönetiliyoruz? Oradan mı gelecekler? Bir dakika kıyamet ama Allah'ın dedikleri var. Bir saniye öyle değil. Aa! Anlatabiliyor muyum? Hani delirmenin eşiğine geldim çaldım Allah'ın kapısını. Kapı içeriden çalmaktaymışım. Bu sükunet aslında. Sakin olalım yani. Sakin olalım. Çok şeyler söylenebilir. Hepsinin hakikatini de görebiliriz. Tamamıyla içinizde sükunetle birlikte bunların hepsi komik rüyalarda olabilir veya kabuslarda olabilir. Şunun farkına çok iyi varmak gerekiyor. Ne söylersek o oluyor. Nasıl inanırsak öyle şekilleniyor. Acayip bir tuzağın içindeyiz yani. Çok enteresan bir oyunun içindeyiz. Oyun öylesine kaptırılmaya müsait ki öyle kaptırabilirsin, kaybolabilirsin ki çıktığın zaman ancak onun oyun olduğunu fark ediyorsun. Hadi diyorsun ya kaçırdım diyorsun. Yine sövelendim, yakalandım veya kaptırdım kendimi, unuttum yani. Unutmak insana dair bir şey yani, unutmak. İnsan unutan bir varlık yani, verdiği sözü unutuyor. O çocuk o mutluluğu unutuyor, o memnuniyeti unutuyor, o ruhu unutuyor, o yaratıcılığını unutuyor, o veya bitiyor, zamanla bitiyor. Bilmiyorum. İyi değerlendirmek lazım. Güvenli beldeye, Allah'ın bizi sahili selamete çıkar. Aklı selim, kalbi selim. Buna çıkarsın inşallah. Nuh'un Amin. gemisi biraz çalkantılı yani. Yukarılar, aşağılar. Ama söylediklerimize dikkat edelim. İçimizdeki çocuğu ihmal etmeyelim. Ve biraz sessizleşmeyi gerçekten sessizleşmek, dinginleşmek. Sakin olabilir, 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 olabilir. Yani bunda bir problem yok. Bize DM'ye yazmış birisi. Sizi diyor takipten çıkıyorum diyor. Sizin gibi bir okula diyor yakıştıramadım bunu. Peçeli bir kadın böyle bir eğitim veremez. Biz Atatürk'ün yolundayız diyor. Anlatabildim mi? Biz Atatürk'ün diyor ilkeleriyle Atatürk'ün ilkeleri bizim imanımızı, güvenliğimizi, varlığımızı, niteliğimizi zin siyasiyiz düşünün yani. Onların hepsi bir ilkedir yani bir değerdir. Bunda bir şüphe yok ama Atatürk'ü kullanarak senin böyle bir şey yapman çok ne demek yani? Bizim bir arkadaş vardı. Olsun. Anlam. Sen her yerde Atatürk'ü anlatırsın. Sen her yerde Atatürk'ü anlatan bir insansın. Anadolu'yu ve Türkleri anlatan bir insansın. Onun için bu onların tercihi tabii ki. Biz herkesi kucaklamayı öğreteceğiz. Öğreneceğiz. Yani evet ben Herkesi reptilyanlarla da kucaklamayı.
Tabii ben Evet. reptilyanları da kucaklamayı isterim. İllüminati'yi de Evet. kucaklamayı isterim. Evet. Ben Yahudi'yi de, Hristiyan'ı da, Müslüman'ı da, Pagan'ı da her şeyi, her varoluş her şeyi kucaklıyor. Da biz biraz sakin olabilirsek, yani hepsinin farklı veçelerini, açılımlarını ve bunların hepsinin birer hikaye olduğunu, gerçeğin o el sallayan çocuk olduğunu, sahilde yürüyen, balık tutan, güneşi Ah izleyen, sen, ah sen bunları ne seven, güzel anlatırdın. Ah sen bunları ne yani güzel anlatırdın. canımsın işte bunlar. Bir gün demiştin ki, hani de demiştin filmde ya da bir tiyatro sahnesinde meleklere bir kanat yaparlar. Bir de makyaj yaparlar, sahneye çıkar. Ama dedin, ama dedin o ejderhalar, o kötüler, o Ha, canavarlara tabii, nasıl daha. güzel bir emekle makyaj yapıyorlar da nasıl Allahu Ekber diyorsun. Yani bir böceği dedin, incelediniz mi hiç dedin. Bir böceği incelediniz mi o yeşilini, kırmızını? Ya o şey yani bakış açım değişmişti o gün benim. Bakış açım yani iyiye kötüye, güzele çirkine bakış açım o gün bir devrim olmuştu. Böyle bir hafta falan böyle ağzımı açarak gezmiştim gerçekten o eğitimden sonra. Yani o çirkini de kucaklamak ve Öyle. Allah'ın özene özene yarattığını görmek gerekiyor. Onun da Allah'ım, bizden bir parça olduğunu görmek gerekiyor. Öyle sen Allah'ım, öğrettin. estağfurullah. Bunlar hep özü zaten işin. Yani bunlar aslında içimizde hissettiğimiz ama söylemeye cesaret edemediğimiz şeyler bunlar. Ya bir tanesi işte hal, yani ben biraz bakıyorum eski programlara falan böyle. Yani bir ağzımdan cümle çıkmış ama nasıl çıkmış? Ben onu yakalayıncaya kadar neler çekmişim? Kendiliğinden çıkmış. Bir saat o cümleyi toparlamakla geçiyor. Sonra sonunda bir yere bağlıyoruz Mevlana'ya falan. Bağlayınca Muhittin Arabi'ye, oralar Allah'a çok şükür bizim stabilizatörler yani. Ozan'ın ifadesiyle. Allah'ım diyor, çirkinlik bu kadar güzel mi resmedilir diyor. Ben orada bittim yani. Çirkinlik bu kadar güzel mi resmedilir? Bir gün at çiftliğindeyim. Biliyorsun atlara ilgimi, merakımı. Çadırı böyle dışarıya kurdum. Yazındı. Fakat tam yılanların oraya kurmuşum, biliyor musun? Alt taraf hep yılan doluymuş. Meğerse çadır ilginç, yani nasıl bir Bunu yapıysa işte anlatmadın, böyle bir şey. duymadım. Enerjitik olarak öyle. Bir baktım gece yatıyorum, gözümün önünde yılanlar böyle görülüyor. Boynuzlu yılan, kırmızı gözlü. Ama böyle Harry Potter falan yani. Böyle bir vizyon olamaz yani. Hani Rashiba falan derler ya, Rashiba. Böyle bir geliyor mu sesim? Vay canına. Geliyor. Geliyor, Ha, geliyor, geliyor. geliyor filan. Ben orada şey Geliyor. yaptım. Tabii Dedim. senin fanatiklerin kalp gönderiyor. Kalp göndermeyin canlar. Kapı şey Eyvallah. oluyor. Göndermeyin kalp. Dedim ya, bu kadar mı güzel oldu yani? Şu resme bakar mısın? Şu işte, dedim, siz kimsiniz efendim? Böyle acayipsiniz siz. Böyle baktı, dedi, korkmuyor musun gibi yani. Ne dedim, neyinden korkacağım? Neyinden korkacağım? Bir sanatsın sen yani. Bir sanat eserisin sen. Çirkinlik bu kadar çirkin de değilsin. Yani onun derinliğinde bambaşka bir şey. Bir gün şeyin üzerinde yatıyorum. Yün post almıştım o zaman. Çok severim postları falan böyle. Postun üzerinde pireler varmış. O pireler de deve gibi görülüyor. Fizik alemde küçük bir şey metafizikte büyük gibi görülebiliyor bazen. Çok kesilme olmuyor, değil mi? İşte şeyi açtım bakacağım. Yok kesilme olmuyor. Donuyor arada Tamam. açılıyor ama. Eyvallah. Yani bunu niçin söylüyorum? Bu sadece sakin olabilirsek, biraz rahat olabilirsek, daha gevşemiş olabilirsek, bedenimiz sağlıklı beslenirse, tatminlerimiz olursa, yani bu süreçte daha kuşatıcı olabilir insan. Yani bu ayrımsızlığın içindeki tanışmalar güzel yani, ruhta buluşmuş. Ama aynalama oluyor yani diğeri. Bir de bilimsel bakmak çok önemli yani. Nötr bakmak çok önemli. Orada duygusal baksan o yılana veya o pireye kaybolursun. Şimdi o insana da işte Kesinlikle. biz işte Atatürk'ün yolundayız. E bir yerleri, birileri Atatürk'ün yolunda değil mi? Veya birileri Türk, birileri başka bir şey mi? Ben Atatürk derken bile başka bir şeyden bahsediyorum. Türk derken bile başka bir şeyden bahsediyorum. Yani o zahiren Atatürk'tür dışarıda ama sen varlığındaki cesareti ve zekayı bulursan orada bir sıçrama olacak. O gökyüzündeki bir belki senin umudundur, tanrındır ama
onu, umudunu şimdi de yeşertebilir, gerçekleştirebilirsen o zaman sen işte insan olacaksın, neyse. Bütün bunların hepsi nereye çıkıyor dediğinde güvenli belde oluşturmamız çok önemli. Yani 2021'den sonraki süreçte güvenli belde oluşturmak, mekanlar oluşturmak çok önemli. Çünkü duygularımızdaki, düşüncelerimizdeki zıtlıklara dengeleyemediğimiz, çok çatışmalara girdiğimiz için dışarıda büyük çatışmalar olabilir. Yani Yüzüklerin Efendisi filmi İkinci Dünya Savaşı'ndaki insanların durumunu anlatıyordu. İç durumunu, psikolojisini anlatıyordu. Şu anda ekrana baksak içimizdeki psikolojinin tamamıyla dış yansıması. Bunun değişimi dışarıda değil. Bunun değişimi önce kendimizde. Kendimizde ve kendini bilen ve uyanan ruh kardeşlerinin oluşturacağı bir, belki bu bir köy olabilir. Yani 300 dönümlük, 500 dönümlük bir köyde kendi artezyen suyuyla, kendi güneş enerjisiyle, kendi içinde yiyen, kendi içinde ilkeleri olan, insanları din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın ruhunu görebilen, ruh yani. Hani Hazreti İsa bir yerde şey yapıyor yani. Evet, bu bir tecrübedir. Bu bir sima okumadır. Bu bir bilmektir. Bilirsiniz yani. Öz varlığınız bilir. Ve bundan da şüphe etmezsiniz. Bilirsiniz. Öyledir. Ama sizin gibi birkaç deliye ihtiyaç vardır yani. Bütün ihale size patlamamalı. Onun için İsa Aleyhisselam diyor ki şeye, Yahudası, havarisi bakıyor gözlerine. Diyor ki benimle geliyorsun diyor. Yahuda niye demiyor yani, tamam diyor. O da deli. O da deli. Deli deliyi bak buluyor yani. Şimdi ruh Biliyorsun, ben de kardeş senin arkandan her yere öyle gelirim, biliyorsun değil mi? birlikteyiz zaten. Yani sadece şu anda belki bir duyulması için kulağa su kaçırıyoruz. Arkadaşlar, nasılsınız? Sizleri sesliyoruz. Önemli pankart açıyorum. Sıkıntılı ama keyifli. Güzel. Çok yorumlar var ya, çok enteresan şeyler var. Ama artık takmıyorum, biliyor musun? Rahatım, çok şükür. Etkilenmeyen varsa gelsin. Değil mi? Ama öyle bir noktaya geliyorsun. Sen o kadar kıymetlisin ki sen hiçbir şeye takma. Yok. Sen o kadar Çok değerlisin ki şükür. sen gelmeden önce söyledim. Senin bugün konuştuklarını, sen şimdi biraz hafif bir şeyler konuşuyorsun, derine inmedin. 20 sene önce anlatıyordun bugün konuşulanları. 10 sene sonra konuşulacakları 10 yıl önce anlatıyordun sen. Yani daha Evet. konuşulmadı. Senin Evet. anlattıkların bize. Daha konuşulmadı. Daha Eyvallah, hiç biz. eyvallah. Yani sen Matrix'i anlattığında 10 yıl önce ben böyle bakıyordum. Ya Kubilay hocam iyi mi acaba diyordum yani. İyi mi gerçi? Ben kendim. Yani ben daha senin 10 yıl önce anlattıklarını ben şimdi anlıyorum Kubilay. Yani Nietzsche öyle der. Aslında nesilleri değiştirenler, çağları açıp kapatanlar, 100 yıl sonrasını konuşanlardır. Yani sen 100 yıl sonrasını konuşuyordun Kubilay. Neye şaşırıyorsun? Seni insanların anlaması için 100 yıl geçmesi lazım. Neye şaşırıyorsun? Yani Şaşırma. Kızma da. yok yok artık Kubilay'ı bulsam şaşıracağım da Kubilay'ı da bulamıyorum. Yani öyle birisini hatırlıyorum ama öyle birisinin varlığını biliyorum. Bu kim dediğimizde, bu ne dediğimizde aslında bu öz varlığımız. Başka bir şey değil yani. Sessiz olduğumuzda duyabileceğimiz ve doğada tatil yapmaktan başka da bir ve birlikte yaşamaktan başka da, aileden başka da, yuvadan başka da. Onun için bakın, öğretiler sizi aileye, yuvaya ve birliğe getiriyorsa bu doğrudur. Ama öğretiler sizi birbirinizden ayrıştırıyor, birbirinize şüpheyle bakmanıza sebep veriyor. Ve ilişkileri, aileyi ortadan kaldırıyorsa yani köklenmek lazım. Köklenmek, kendi o basit küçük zannettiğin değerinin içinde mevcut olabilmek, namaz kılmak, evet, ama yaptığın işte ihlas üzere olduğunda işte o namaz olmuş oluyor. Yani esas settar olmak, kusurları, hataları
dengeleyebilmek bir noktada. Yani her anlatılan şeyin bizzat yaşam içerisindeki yeri var. Bu öğrenmekle değil de varlığınızdan gelen bir durum. O açıdan işte kürelerin müziğinde dans etmek diyebiliriz buna. Teslimiyet üzere. Tek gördüğün ve bildiğin şey büyük bir güven. Evet. Güvenmek çok önemli. Varoluşa güvenmek çok önemli. Yani o yılanı izleyebilmek, o pireyi izleyebilmek ve onun içindeki aileyi de, onun içindeki kendine göre haklılığı da belki de. O da öyle yani. Hırsız da Allah'ın kulu, ev sahibi de Allah'ın kulu. Hepsi. Yaptıran var bunları. Kesin. Belli bir İşte bu. dengede. Yani iş İşte bu. hırsızdan zarar görme. O zaman zekatını güzel ver ki Allah o araçla şey yaptığında kızmayasın yani. Yani dengeleri biz oluşturmazsak sistem bizim yerimize oluşturuyor. Onu da bilmediğimiz için acı çekiyoruz. Eyvah diyoruz, ne oluyor? Halbuki o da senin faydana oluyor. Bazen dayak yemen gerekebilir yani. Şifa olsun o da sana yani. Çok da şey yapmaya gerek yok. Atan da attıran da o yani. Evet, yapan da yaptıran da o. Aynen. Şeyi Sadece bunlar arasında bir sessizlik noktası var. O sessizlik noktasını ıskalamamak gerekiyor yani. Yani o hani yukarı çıkıyor, aşağı iniyor o şeylerde. O arada ince bir çizgi vardır. Bahar atmosferi denir ona. İslam denir, denge denir yani. Allah dostları için korku ve üzüntü yoktur denir ona. an, an. An yani sükun. Ha. O işte o çocuk el sallar o zaman. Ben buradayım. Sen buradasın da işte halbuki içinden geleni biliyorsun. Yani karşıdakinin de içinden geleni biliyorsun. Yani ciğerini bildiğin gibi, kendini bildiğin gibi biliyorsun. Ama gel gör ki her insan bunun içine giremez. Girmemeli mi, girmeli mi bu ayrı bir mesele. Ama girenlerin dili başkadır. Girenlerin dili ancak yaşarsan anlaşılır. Dinlersen anlaşılacak bir şey değildir yani. Hele ki zihinle dinliyorsan sapıtmış mı, şaşırmış mı dersin yani. Sen işte o kalple dinlediğin için belki de orada başka bir kokuyu alıyorsun. Bu koku ne sana ait ne bana ait. Bu ona ait. Bu içimizdeki çocuğa ait. İçimizdeki Allah yani. İçindeki sevgidir. Başka bir şey değil. Sevgidir yani. Hayatı kutlayabilmen, hayatı memnun olabilmendir. Güne Bismillah ile başlayabilmendir yani. Güne Bismillah'la başlamak, o gün acaba sana ne getirdi bunu görebilmek, bu çok özel bir durumdur yani. Onun içinde mevcut olabilmek. Günle buluşabilmek. Bugünün hediyeleri ne? Bugünün güzelliği ne? Basit belki ama içeride çok büyük devrimler yapıyor bunlar. O zaman yaratımımız güzel olabilir inşallah. Güzel olur. Sükun da olur. Mevcudiyet zaten mevcut olmak, sükuneti ve anda oluşu getiriyor. Mevcut olduğunda her şeyin dürülü bükülü sende olduğunu, bütün bilginin sende olduğunu, her şeyin içeride olduğunu. Hiçbir şey okumaya gerek yok, içini okuyorsun o zaman. O da zaten içini okuduğunda sükunet geliyor. Bana diyor Sükunet işte geliyor. o kadar. Hocam Esma'm diyor. Esma'm. Esma sükunet sekine. O Esma'ya gelinceye kadar bu Esma'yı çekmek lazım mı? Yani arkadaşlar yangından mal kaçırır gibi maneviyat olmaz yani. Yani maneviyat dediğimiz şey aslında hayata karşı duyarlılıktır. Maneviyat dediğimiz şey Allah şımarmadan sevinenleri sever. Şımarmadan sevinebilmektir. Kafayı gözü yarmadan olabilmektir. Dediğin gibi mevcut olabilmek yani. Mevcudiyetinden varlığına şükredebilmek. Ne kadar demlenmişliğin bir ifadesidir yani bu. Varlığına şükredebilmek. Bırakırsın ve güvenirsin o noktada. Çok fazla söyleyecek bir şey yoktur ama yapacak işin vardır. Bilirsin. Yaşam amacını da bilirsin burada. Söyleyecek bir şey yoktur Yaşam ama yapacak amacı, iş vardır. yaşam amacını bilmek zaten yani Kendini bilmek. orada kendini bilmek ve orada işte tamamen suskunlaşmak. Yaşam amacını bilmek, dinginliği, sessizliği, sükuneti,
anda kalışı, kabul edişi getiriyor. Kabul ediş. Çünkü Anlatır, anlatır dururdun. Kabul ediş. evet. Çünkü orada buldun, o sükunda buldun. Annem babam buluştu, sükun buldu, sen oldun yani. Proton elektron sükun buldu, bilinç doğdu yani Ozan'ın ifadesiyle. Kadın erkek işte yani bu sükun bulmak o zaman içsel sükun bulduğumuzda hatırlıyoruz. Yani neyi kaybettiğimizi hatırlıyoruz. Sükunu kaybettik. Sekinedir, Allah sekinedir. Kemal ilkesi sekinedir. Sekine. Sekinede güven vardır. Güvende vazifeyi yapmak vardır tabii ki. Teslimiyet, işte vazifeyi sen yap, sen et, o değil, hayır. Vazifeyi yapmak ve içsel olarak almış olduğun o nefesle nefes almaktır yani. Onunla nefes almaktır. Onunla nefes almanın ne demek olduğunu bilirsin. Gerçekten ihtiyacın varsa buna, o nefesi alırsın. O nefes içine üflenen bir ilhamdır aslında, bir sestir yani, konuşur sana, seni yönlendirir. Hatta sen bile şimdiden başlayabilirsin, de ki sen benim biricimsin, sen benim sevgilimsin desin Allah sana. Senin için yarattım bunların hepsini desin sana. Muhammed'e nasıl verdim? Bildiğimiz için söylüyorum yani. O okuldan, o ekolden, oradan Muhammed'e nasıl verdim? İşte sen de benim katımda, sen de benim sevgilim. Her birimiz sevgilisiyiz, biriciyiz. Neyin? Sevginin. Neyin? Var olmayı kutlamanın. Yani kimse ye demiyor ki beni kutlamayın. Ama insan göremiyor işte. Başka şeylerin peşinde. Başka şeylerin derdinde. Bu illa dışsal bir şey değildir. Sonuç itibariyle bazen de oluruna bırakabilmek. Bazen de hakikaten kontağı kapatabilmek, gemiyi yakabilmek. Bu da önemli bir şey. Devrim yapabilmek kendi içinde. Bu da bir cesarettir, bu da bir zekadır, bu da bir anlayıştır. İçsel kararlarımızı yaşıyoruz yani kısaca bizler. İçeride almış olduğumuz kararların dışarıda. İçeride kararsız kaldığımızda bu kararsızlık tedirginlik anlamında değil. Gözleyen olduğumuzda üzerimizden öyle şeyler çıkar ki biz bile hayret ederiz yani. İşte o zaman mucize başlar yani. Kendine hayret etmeye başladığın anda mucizeler başlar, biliyor musun? Allah Allah. Tutan eli, gören gözü, işiten kulağı gibi bir anlam yani. Bu seninle alakalı değildir. Bu benimle alakalı değildir. O onunla alakalıdır. Sen de taliptin. O kendinden kendini bildi. Bismillah'ın Bismillah'la bilinmesi gibi. Buralar çok su götürür. De biz ne zaman tatile çıkacağız? İşte mesele bu. Yani Akyaka'ya gitmemiz lazım. O suların içine girmemiz lazım. O doğanın içinde olmamız lazım. Bu konuların olmadığı ama bu konuların yaşandığı, bu konuların bizzat hakikatinin olduğu bir düzleme gitmek lazım. Yeni şarkı var ya yani. Bir yer bulalım her şeyden uzak diye, böyle güzel. İşte Ya gerçekten. sana söylemeyi unuttum. Sen bize bugün ud da çalardın belki. Yanında mı Olabilir. yoksa? Hiç, gerçekten mi? Yani bilmiyorum, bir bakarız, akorduna bir Aa, bakmam lazım. çok sevdiğim bir şarkı var. Olur Ay olur. çok güzel. Ne güzel bir sürpriz olur en Ben sonunda. udu şu açıdan çok önemsemeye başladım. Müzik çok önemli. O müzikteki notaların her biri öyle tamamlanmış ve tanımlanmış, netleşmiş esmalar, frekanslar ki çok ilginç bir Bir deneyimdi. dakika, bir şarkı söylüyordun, yarım kaldı şimdi. Sözünü Hangisini söyleyeyim? kesiverdim. Şimdi bir Hangisini tane söyleyeyim? şarkı. Ha, o Şimdi söyle. şu Bir anda popüler satırında. olduğu için yani, bir yer bulalım her şeyden, işte dünyadan uzak, tuzak filan diye böyle bir sürekli bir gitmekle ilgili bir şey vardı. Senle oldum alalı gidelim zaten. Bakalım. Gidelim, gidelim. Olsun. Gidelim derken biz yani oturduk kaldık. Gidelim yani, hicret gerekiyor. Hicret gerek. Hicrette rahmet var yani. Sıla-i rahim gerekiyor yani. Anneye babaya gidiyorsun ama gerçekten Zen'de güzel bir söz var. Tatildeymişsin gibi yaşa. Tatildeymişsin gibi yürü. Şimdi bak, tatile giderken ki bir frekans var. Nasıl bir frekans?
Değil mi? Her şeyi bırakıyorsun ve tatile gidiyorsun. Bir boşluğa gidiyorsun. Yani tatile giderken ki Evet. hislerini hayal et yani. Cennete gider gibi bir şey Oy değil mi? çok güzeldi Evet. Kubilay, bu çok Evet. güzeldi. Öyle öyle. Tatildeymişsin gibi yürü. Tabii. Aynen. Yani o çok özel bir durum. Yani yarın gideceksin yani. Yarın tatile gidecek. Yarın öleceksin yani. Tatile gidecek. Yarın öleceksin ya. Yarın öleceksin bak. 1348 sana sesleniyorum. Yarın öleceksin. Demek. Ne olacak? Korkuyor musun? Korkuyor Hayır. musun? Hayır. Korkmuyorsun. Hayır. Ne olabilir? Ölsen ne olur? Hadi ölsen ne olur? Bak Şekil ben sana bir dünyayı şey söyledim değil değiştiriyor. mi? Ben sana Bir dakika, anlattım sen ama yani. bir sen çok şey anlattın bana. Neyi? Neyi? Ya sen zaten var ya, bir gün dedin ki 10 sene önce, sen zaten öldün. Çoktan mezardasın. Mezarın da belli. Ben böyle kaldım. Ah Bunlar çok sen. enteresan. Bunlar bende çok yani orada şeyde patinaj çekiyorlar ya böyle arabalarla hani falan. Yani hakikaten lamelif yaptırır yani beyine. Bir de içine girsen bunun yarın öleceğini bilip şu anda program yapmak nasıl bir heyecan biliyor musun? Çok heyecanlı. Yani Çok şimdi bunun için heyecanlı. yani bu her anı duyarlılığa getirebiliyor işte. Her anı duyarlılığa. Duyarlılığımız kayboldukça dikkat et katılaşmaya başlıyoruz. Hassasiyetimiz kayboldukça bir şeylerin önemi şey olmaya başlıyor, kaybolmaya başlıyor. Katılaşıyoruz yani. Bunu arada getirin kendinize. Yani yarın ölecekmiş gibi şu anda ne yaparsın? Yani bir anda çıkmak şok verir insana. Bu karmaşadan bir anda çıkarsalar var ya şok olursun yani. Aklını yitirebilirsin. Onun için yavaş yavaş kendin yavaş yavaş çıkacaksın. Bir eşiğe geldiğinde dünyadaki işi de idare edeceksin. Burayı da unutmayacaksın. Yani şu anda tamamıyla dünyanın işi içerisinde bir anda çıkarsan da belki onun için öldürmüyorlar yani. Bunlar aklını yitirir yani. Bunun vakti gelmedi daha. Ölüme hazır değil yani. Şimdi birinin ölüme hazır olabilmesi Ay. için yani ama 2021'de ister istemez böyle bir şey olursa ne olacak? Allah korusun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir deprem olsa her tarafın karanlık biliyor musun? Karanlık odada kalmanın, bir ümitsiz, sessiz olmanın nasıl bir şey olduğu, buralar çok derin etkiler bırakabilir. Kabir azabı gibi yani. Bir açıdan Hz. İsa der ki dar kapılardan girin. Hakikate götüren kapı dardır der yani. Dar kapılar. Ölmeden Çok önce severim. ölün. Dar kapılardan girin. Onlar yani eğer doğru açılabilirse büyük bir zevk, büyük bir orgazmik titreşim, ihtizazat. Ama o olmaz. Arada berzahta kalırsan çok sancılı ve tüm yaşamın boyunca Z raporunun içine düşüyorsun. Z raporunun içine düşüyor. Düşer insan. Yani son kare çok önemli. Kafanızdan hiç gitmeyen düşünceler ve duyguların döngüsü çok önemli. Buralarda takılı kalmak işte şu anda bile işte bilinçaltımızda bir Z raporu bizi yönetiyor aslında farkında değiliz. Ve bütün insanlığın ortak Z raporu nedir biliyor musun? Korku. Korku. Bilinmeze karşı duyulan korku. Anlam verme çabası. Tanımlama. Ben kim? Bırak. Sen varoluşun gizemisin. Bilinmezsin. Bilmek gerek, tecrübe edilmesi gereken şey bilinmesi değil, tecrübe edilmesi gereken şey şu. Nereye gidersen git, bilincin oradaysa bir sorun yok yani. Aklım benimle ise eğer ki nereye gidersem gideyim orada yol bulurum. Ama aklımı kaybedersem, ölüm anında imanımı kaybeder, aklımı kaybedersem. O zaman şu anda bizler bana öyle gibi geliyor yani. Ölürken aklını kaybetmiş burada kitabını hesabını kitabını gören ruhlar gibiyiz yani. Buraya Oh. geldik gibi yani. Bu çok fena Onun için gidiyorum böyle bakıyorum herkesin kafada hesap kitap herkesin şey var yani bir
Birisi oraya gidiyor, biri buraya gidiyor, biri connect çok derin yani. Acayip bulutların bağlantıları gibi yani, yıldızların şeyleri gibi. Matrix yani. Doğada bütün bunlardan uyanıyorsun. Diyorsun ki Allah Allah, lan orası gerçek miydi ya? Neydi orası? Ne saçmalıyordum orada diyorsun, ama bu saçmaladığın şey buranın gerçeği. Doğaya geçtiğim vakit diyorsun ki Allah Allah, onlar neydi? Ondan sonra dinlenirsin. Dinlenmek güzeldir. Dinlenince çiçek açar yani. Sekine de açar inşallah. O kendiliğinden olur. Ona sen sadece ortam hazırlayabilirsin. Bir şey yapamazsın onun için. Onun için tek yapılacak şey sakinleşmek. Sakinleşmek için de duygusal değil, bilimsel bakabilmek biraz. Şu şeyi de söyler misin? Bu ölürken neredeysek o şekilde uyanırız. Evet. O hayvanın, o duygunun yani Evet. orayı söyler misin? Yani şöyle bir şey var. Ölüm anı. Çok fantastik bir film bu. Yani çok fantastik, çok acayip bir film. Ve kendini yaratan bir evren yani, kendini yaratan bir bilinç. Buna karşı çok uyanık olmanız lazım. Çok inanmamanız lazım. Allah korusun, korktuğunuz şeyin içine düşebilirsiniz yani. Eğer korktuğunuz şeyden artık korkmuyorsanız, onu da söyleyeyim, artık içinde olduğunuz için korkmayabilirsiniz yani. Bir şeyden çok korkuyorsun. Ama içine girdin, alıştın ve artık korkmuyorsun. Korktuğun başına geldi. Ne oldu peki? Aklın yine yerindeyse korkacak bir şey yoktu. Peki neyden korkuyordu? Bilmemekten, tecrübe etmemekten. Aklım giderse, aklım giderse, imanım giderse, bilincim giderse. Evet, bilincin giderse total alanında Z raporunda ne varsa bilincin onun içine kayıverir. En azından tekamülünü oradan devam eder. Ama sen bilincini doğru bir zemine indirmek istiyorsan, etrafında güzel alan oluşturmak, temizler temizlerle beraberdir, güzel alan oluşturmak, o zaman Allah rahmet eder işte. Rahmet ediyor yani. Yoksa işte diyor ki, yalan söyleyen yılan şeklinde cehenneme girer diyor yani. Yalan söyleyen yılan şeklinde cehenneme girer diyor. Hınzır diyor, şöyle olan diyor, domuz şeklinde cehenneme girer. 16-17 tane hayvan sayıyor cehenneme. Cehenneme girmek ne demek? O illüzyonun içine girebilirsin yani. Vallahi kimseye anlatamazsın da durumu yani. Allah domuzun içine bir hapsetse seni, bu yaşamda yaptığın domuzluğa, yaşamda yaptığın köpekliklere, yalana, yılana. Hayvanlar da sizin gibi ümmettir diyor yani. Harry Potter burası yani. Enteresan. Kartalın içinden Geylani çıkabilir yani. Kartal Geylani diliyle konuşabilir. Namaz diyor işte, nur yüzlü bir zat olarak karşına çıkar. Selamun aleyküm der diyor yani. Orası öyle bir dünya. Yani içeride ne varsa dışarı yansıyacak çok süptil bir alemden bahsediyoruz. Çok latif bir alem. Anında düşüncelerin suret kazanabilir. Ve kendini oradan kurtarman, oranın girdabından ve vorteksinden kurtarman o kadar zordur ki, çünkü iraden çok zayıftır orada yani. Orada herkes duramaz. Çok ya, Hazreti Mevlana diyor, biz bile diyor bu hakikatin diyor kıyısında duruyoruz diyor. Yani hakikat okyanusu her türlü form almaya müsait bir maya. Yani sen bu mayanın içerisinde nasıl olabilir? İşte gire çıka, gire çıka, gire çıka, düşe kalka. Anlatabildim mi? Bunlar biraz tüketmekle alakalı bir şey. Artık bir şeyler sana tesir etmemeye başlar. Çünkü bilirsin. Yani arabayla kaza yaptın. Ben artık arabaya binmeyeceğim. Değil yani. Gireceksin arabayı. Tekrar belki kaza yapacaksın. E ya ölürsen? Zaten ölüsün ki. Ta ki o arabayı sürünceye kadar yani. Ben karanlığa girmem. Karanlık olmadan ışık olmuyor. Hadi bakalım. O yılanı görmeden orada kanadını göremiyorsun. Kanadı görmeden secde etmemenin nasıl bir secde olduğunu ve her şeyin nasıl yerli yerinde olduğunu, ondan sonra da dersin bu adam Illuminati'ci mi, nurcu mu, Müslüman mı, insan mı, hayvan mı, ney, tanımsız, ney? Ney peki? Her şey senin evrenine göre, sana göre belirleniyor. Tanımlayamazsın. Kaybolursun. Bir kara deliktir yani. Kara deliktir. Çarpı sıfırdır. İlahi plan
çarpı sıfır yeniden başlatır ta ki sen sıfır olana kadar. İşte o iki karanlığın buluştuğu noktada büyük bir ışık vardır. Orada artık karanlık yoktur yani. Veya orası o kadar karanlıktır ki. Çünkü ışık çok yoğundur yani. O kadar yoğundur ki o ışık karanlıkmış gibi görülür. O zaman sen spiritüel alem, eterik beden, bütün katmanlarındaki o illüzyonlar içerisinde o kadar çok gir çık yaparsın. Hepsini senin inancına göre şekillendiğini anlarsın. O zaman inancına şunu eklersin. Güzel göreyim, güzel düşüneyim, güzel konuşayım. Yani Allah'ın düşüncesini yakalamak çok önemli bir şey. Varoluşun düşüncesi. Sonuçta toprak yiyoruz yani. Yaşamamız biraz buna bağlı. O açıdan toprağa önem vermek lazım, bedene önem vermek lazım. Buradan başlamak lazım. Diğerleri sonradan gelir. Toprakla helalleştiğimiz zaman Allah bizden razı, biz Allah'tan razı. O zaman memnun oluruz yani. Memnun oluruz. Memnuniyet toprakla helalleşmekten geçiyor. O zaman içsel işte o bizi de dönüştürür. Bozulmamış alandır toprak. O bizi de dönüştürecek. Her zamankinden daha çok Toprak, ihtiyacımız var. Toprağa, havaya, toprak ve suya. topraklanmak o kadar önemli ki, toprak, ateş, hava, su zaten de topraklanmak o kadar önemli ki, bu Ya binayı biz bizim her gün topraklanmamız lazım şu süreçte artık. Bir tabii. de şu süreçte her zaman anlatırdın, vakit kalırsa anlatalım. Karaciğer temizliği, bağırsak temizliği, bedenin temizliği, yağlar, işte temizlenmeler, sen bunları her eğitimde bazı belgeseller, bazı ritüeller illaki verirdin. Daha bunlar hiç anlatılmadı, biliyor musun? Yani sadece anlatılanlar G'de yolu gıdalar, şu vitamin, bu vitamin, bunları alın. Hala senin anlattığın bağırsak temizlikleri, karaciğer detoksları hala anlatılmadı hiç. Ve bu süreç, sen bunlara bizi hazırladın. Ama bu süreç daha gelmedi bile, anlatılmadı bile. Ve bu süreçte çok önemliydi. Yoksa insanların dünyadaki 5 gram olan koronadan korkmaları gerçekten o kadar anlamsız ki. Dünyanın her tarafında 5 gram sadece. Mukaddes, ben şöyle şey yapıyorum. Şimdi evet biz bunları anlattık. Bireysel dünyamızda bunlar karaciğer. 500 tane vazife yapıyor dedik. Her insanın bağırsağında 2 ila 5 kilo arasında atık maddeler var. Bunların arınması. İnsan tek başına, İbrahim tek başına bir ümmetti. İnsan tek başına bir evren. Fakat şimdi artık bu evrenlerin birbiriyle olma noktasında bunlar bir başlangıç. Yani bundan sonraki süreçte toplu karaciğeri temizlenmiş olanların, yani öfkelerini artık dönüştürebilmiş olanların, toplu bağırsakları temizlenmiş olanların, yani artık geçmişin karmalarını taşımayanların, anlatabildim mi? Efendim, toplu hacamat yaptırmışların, yani yılanoğlu kanından insanoğlu kanına geçmişlerin, anlatabildim mi? Başka ne vardı bizim arınmalarımız? Açlık oruçları mesela, gıybet orucu, gıybet etmeyeceğim, yargılamayacağım ki yargılanmayayım şeklindeki. Bunların hepsi birer şey, asılları var bunların. Asılları ve nihayeti benim, inşallah burada bir duam olsun. Uzun zamandır da programlara çıkmıyorum. Seninle de inşallah bu aminlere içine girsin yani. Sevginin içine girsin. Amin. Sevginin içine girmek, yani sevgi olmak, günün içine girmek gibi. Sadece şunu söyleyebilirim. Yepyeni bir dünya kurulabilir. Gerçek bir Ya dünya da kurulabilir. tam Ya tersi da olabilir. birileri bizim yerimize dünya kurar. Yani uçan sabrilik bizde yok. Anlatabildim mi? Ama uçan sabri kadar da deliyiz yani. Bence anlaşılmamış bir değerdir uçan sabri. Yani bir insan uçamasa orada uçmaya çalışmaz. Ama orada uçulmaz. Anlatabildim mi? Adı uçan sabriye çıkar da. Var yani. Bu milletin böyle değerleri var. Anlatabiliyor muyum? Deliler var. Bazı dengesizlikler var tabii ki. Ama kendi içinde dengeler de var yani.
Uçan Sabri de tekrar ikinci şeyi yapmaz. Ne demek istiyorum biliyor musun? İçimizde acayip bir coşku var bizim millet olarak. Yani biz deliyiz yani. Biz normal bir millet değiliz. Hakikaten deliyiz. Yani bir şeyi kafaya taktığımız zaman hakikaten yaparız onu dibine kadar. Sökeriz, alırız yani onu. Bu zor bir şey değil bizim için de. Sadece birbirimize inanmamız lazım, güvenmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu delilik ortak bir delilik olması lazım. Yani ortak delilerin bir araya gelmesi lazım. Artık dünya kontağını kapatmış. Anlatabildim mi? Ve burayla alakalı vazifesini tamamlamış ortak delilerin bir bilinç oluşturması, bir oluşum içine girmesi. Yani bugün bizim alperenlerimiz var. Mesela alperen yetiştirmek. Yakında biz insan ırkı bulamayacağız bak. Bana diyorlar hocam siz cinlere inanıyor musunuz, şeytanlara? Bak samimiyetle söylüyorum. Dibine kadar inanıyorum. Çünkü insan neredeyse görmek çok zor olmaya başladı yani. Ve insanların cinlere ve şeytanlara dönüştüğünü görmek gerçekten bir komplo değil. Gerçekten bir atraksiyon ve bir film değil. Bu gerçekten böyle. Ama bunun yanında bazı şeytanların da insana dönüşmesi veya teslim alınması neyse yani. Bunu hep üstü kapalı şey yapıyoruz ama olsun. Yani insan şeytana dönüşebilir, değil mi? Ama şeytan teslim alınıp kullanılabilir. Yani Öyle bir karanlık aydınlık. süreç ki öyle bir süreç ki Kubilay, yani düğmeye basıldı. Gerçekten çok önemli bir süreçteyiz. Hele şu çipleme çalışmaları illaki yapılıyor. Çipleme sadece aşıyla da yapılmıyor. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerle de yapılıyor. Yani gerçekten kanımız dönüştürülmeye başlandı. Bizler normal insandan başka şeye dönüşmeye başladık ve bir avuç insan kalacak eninde sonunda. Bu bir avuç insan da kalan gezegeni nasıl Vallahi işte dengeleyecek yani ben bilmiyoruz. yani şöyle Ama Ozan anlatıyor ya, 3, 6, 9 ışık, diğer rakamlar diyor karanlık. Böyle ona çok güzel anlatıyor. O kadar güzel dengeliyor ki Hakan Gedecan da anlatıyor bunu. Hakikaten bu 3, 6, 9 sadece 3 rakam olmasına rağmen nasıl aydınlatıyor? Onun için bir grup insan kalabilir. Diğerleri dönüşebilir. O bir grup insan bile karanlığı aydınlatmaya, dengelemeye yetecek. İnşallah. Değil mi? Kendi içinde Yetecek. inşallah, inşallah. Yani aynen üçler tevhid ehli diyebiliriz bir anlamıyla. Kendi içinde o ruhu yakalamış. Bak nasıl bir uğultu var biliyor musun burada bazen böyle bizim bir Evet, tane rüzgar tam mı var orada? rüzgar sesi bu Ota Tepe otağı Duyuyoruz. buraya otağı buraya kurduk biz de. Şimdi bu rüzgar çok Çok güzel, çok severim. haberci rüzgarlar yani bunlar. Bu şimdi ya En baştan beri var, 1700'deyiz ben de. sormadım. Nasıl bir şeye girdiysek de. Yani bu rüzgarların, bu yağmurların, bu şey diyeceğim o ki geçen Mehmet Ali Bulut'u izledim. Dedi ben artık dedi konuşmayacağım dedi. Programdan çekiliyorum. Ben de dedim ki işte bak dedim elçiler yavaş yavaş çekiliyor dedim yani. Bir kendi Zoom programında. Dedim elçiler çekiliyor yani. Bence Mehmet Ali Bulut bir elçi yani. Kıyametten haber veren. Var yani vakti zamanında şeyler. Anlatıyor adam nasıl anlatıyor? Şöyle olacak, böyle olacak. Biz hala böyle diyoruz ki yani falan filan. Arkadaşlar. Ne yapalım yani? Korkuyor musunuz? Hayır. Peki ne? Gidişat değiştirilebilir. Gidişat değiştirilebilir. Bunun duasında olmak, bunun hayalini kurun, toplu hayaller kurun. Kendi Evet. çocukluğunuzdaki enerjileri hatırlayın. Tatile giderken ki enerjinizi hatırlayın. Hayat enerjinizi hissetmeyin. Bakın bakayım eskisi gibi hissedebiliyor musunuz? Eski hissetmelerinize ne oldu? Yaşama dair ön karanlık mı, açık mı, aydınlık mı? Aynı şeyleri mi yapıyorsun? Yeni şeyler açılıyor mu? Ne oluyor? Yaşamında nereye gidiyorsun sen? Yani bir anda frene bastılar mı camdan fırlayabilirsin. Onun için bu bir anda
olabilecek bir şey. Ama buna hazır olmak ya emniyet kemerini takmakla olacak veya otobüsten inmekle olacak yani. Bu otobüsten inmekle. O açıdan hep iş o karaciğer dengelenmeleri, bağırsak, hacamatlar derken beden kendi dengesine geldiğinde düşünceler ve duygular da kendi dengesine gelir. Ve böyle insanların bulunduğu bir topluluk cennettir, razı olunmuş bir topluluktur. Damarlarındaki asil kanda sana ilham verecek olan o kadim ruh mevcut. Emevi dininden bahsetmiyorum yani. Kadim Türk bilincinin bizim ana geleneğimizin, ana kaynağımızın, yoksa hepimiz Müslümanız yani. Hepimiz öyleyiz. Bunda bir şey yok. Bunda bir sıkıntı yok yani. Ama Türklüğümüzü unutmak, bu Türklük bir millete ait bir şey değildir. Türklerin kökeni ta Sirius'e kadar gider ve bir ruhu korumakla, bir geleneği korumakla alakalıdır bu. İnsan ırkını korumakla alakalıdır. Yani bütün peygamberler insan ırkını bu yılan ırkından, şeytan ırkı değil. Allah böyle kurmuş sistemi. Yani biz buna da şey değiliz. Yani reptilyan da Allah'ın yarattığıdır. Vesaire de senin amigdalan da Allah'ın yarattığıdır. Ama iş bunları doğru kullanabilmek. Sana şehveti vermiş. Şehveti her yere saç diye değil. Onu sevgiye, onu başka bir şeye dönüştür diye vermiş. Her şey dönüşebilir. Enerji dönüşebilir. Fakat şu anda gidişat artık dünyanın yardıma ihtiyacı var. Dünya bu enerjiyi dönüştüremiyor. Bizim psikolojik karmaşamızı biz düzenleyemediğimiz için dünya da kendisini düzenleyemiyor. En azından biz üzerimize düşeni kendi kapımızın önünü şey yapabiliriz. O zaman çocukluk, topraklanmak, değil mi? Arınmak. Hatta böyle küçük küçük köylerin oluşması kendi içinde. Yakında belki suyumuz olmayacak yani. Belki açlıktan öyle senaryolar olabilir ki gösteriliyor bunlar filmlerde. Açlık oyunlarını izleyin. Abdurrahman Dilipak izleyin yani. İzleyin Abdurrahman Dilipak'ı izleyin yani. Bu camia içerisinde hakikaten hakikati söyleyen çok ben de çok yargıydım. Geçen de görüştük Abdurrahman Hoca ile yani şeyde. Ezber Bozan programında. Ben de şey ama bambaşka şeyler var. İşte bu Bitcoin'lerden tutun çiplenmelere kadar, oradan tutun apayrı bir ırk oluşturmaya kadar. Hülasa hasılı kelam, hep söylenen sözler, için dışa yansıması. Önce kendi kapımızın önü, sonra birlikte ruh eşi, ruh kardeşi bulduğun o samimiyeti ve dostluğu. Zaten buraya dost aramaya geldin, dost bulmaya geldin yani dost. Dostunu bulmaya geldin. O dostunla yaşayacağın bir ortamın olması da çok önemli. Birlikten güç doğar. İnşallah Allah alperenleri yetiştirebileceğimiz, alperen bilincine geleceğimiz, efendim hem işin kadim geleneğinde bilinçli olan, hem yapayın içinde bulunabilen, hem de doğalın içinde bulunabilen, çift taraflı yani. Bir tarafta hologramların ve yapayın dünyası, bir tarafta da gerçek insanların oluşturduğu o köy, yedikleri de gerçek, içtikleri de gerçek. Yaşamları da gerçek. Ve orası bir kardeşliktir. Orası bir ruh kardeşliğidir. Orada da cinsiyet yoktur yani. Orada birlik vardır. Ama cinsiyet de sıkıntı değildir. Din de sıkıntı değildir. Problem değildir yani. Ey ehli kitap aramızdaki ortak kelimeye gelin. Yani buradan şu çıkmaz. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Sen nereye gidiyorsan birileri oraya gidiyor. Ama birileri de başka bir yere gidiyor. Ne yapacaksın? Nasıl olacak bu iş? Tercih. Her şey bir tercih yani. Fakat ben bu tarafı çok fazla tercih edemiyorum yani. Yarıya, yapayın içinde olmak gerekiyor ama kirlenmemeyi de öğrenmek gerekiyor yani. Çünkü ruhumuzu çok incitebilir yapay. Çok savurabilir yani. Şefkati yok, şey anlayış yok. Savurabilir. Dağılabiliriz yani orada. Ama bir arada o gerçek gönül sinerjisinin olduğu yerde zaten bir iddia da yoktur orada yani. İddiasızların yeridir orası. İnşallah. Çok uzun yıllar o kadar çok emek verdin ki Kubilay. Hala her gün eğitimler, 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 Zoom eğitimleri devam ediyor. Aslında bunları her gün yayınlarda, canlı yayınlarda,
Radyo programlarında hep anlattın sen. Çok uzun yıllar televizyon programında en az 20 program yaptık seninle. Ama galiba insan yani kıymet bilinmeyince bazen gücenebiliyor, çekilebiliyor. Ama bir imzan var. Yani bu dünya gezegeninde burada bir imzan var. Çok büyük bir şey yaptım. Bu kitaplar her biri. Şimdi biraz önce yazmışlar. 3 kere okudum işte şeyi. Kürelerin müziğini bir daha okumam lazım. Yani her bir kitabın her bir satırı bile bir kitap yazılabilir. Yani oku 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 tekrar başa dönüp bir daha Eyvallah. okuyorsun. Altını onlarca çizmişim. Çize 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 bak sayfalar nasıl çizili bak. Onlarca kez okuyorsun. Her biri bir ayrı kitap yazılabilir. O kadar çok emeğin oldu ki hala da devam ediyor. Kadim Bilgelik Okulu'nda her gün devam ediyor. Her gün Aynen. eğitimler devam ediyor. İyi ki varsın gerçekten. Eyvallah, eyvallah. Varlığına şükran. Yani Seviyoruz seni. Kadim Bilgelik Okulu'nun misyonu bu, Mukaddes. Yani biz burada ne yapmaya çalıştık? Bir doğayı aslında, bizim hikayemiz doğa yani, başka bir şey değil. Biz aslında bir tür maceracı gibi düşün, çocuk gibi düşün bizi yani. Anlatabildim mi? Yani Ya orada ne diyormuş, onun içine şehir giriyorsun şehir geziyordun. sen. Hiç üşenmiyordun. Arabana atlıyordun. Hadi Okey. gel Kubilay Evet. Denizli'ye. Geliyorsun Denizli'ye. 10 kişiye anlatıyorsun, gidiyorsun. Hiç üşenmiyorsun, biliyor Ben musun? orada kendi zevkimdeyim yani. O Zevk kadar alıyorum orada. uzun yıllar, o kadar böyle hani senden o kadar çok şey. Bu arada bugün sevgili şey geldi. Hüdaverdi Otak'la geldi başkan. Ziyarete gelmiş eczaneye çünkü seninle yayınımızı görmüş. Sana Aleykümselam. çok selamı var. Aleykümselam, O sen de sana. zaman bizim bu kültür merkezleri yoktu ya Denizli'de 2 tane var şimdi. Dedi ki bu defa dedi 2000 kişilik salonlarda ağırlayacağız dedi Kubilay hocamı. Çok selam söyle dedi. Bana da bunu getirmiş. Bugün onu taktım ben de. Bu Denizli Büyükşehir Belediye meslek edindirme kursları var. İğne Evet. oyası, Denizli camı, el yapımı, iğne oyaları falan. Ben de bugün onu taktım. Şu anda bizi izliyordur. Ona da buradan selam söyleyelim ki selamı benim üstümde kalmasın canım. Eyvallah. Yani anlatılacaklar aslında anlatıldı. Biliyor musun? Anlatılacaklar anlatıldı da ne Senin yapılacak şimdi? anlattıkların 10 sene sonra anlatılacak ama. Yani ne yapılacak şimdi? 3-5 sene içerisinde, maksimum 10 sene içerisinde buralar ne olacak bilmiyorum. Yani Mehmet Ali Bulut'un o söylediği şeyden ben dedi ne dedi ya, ne dedi, ne dedi, ne dedi, ne dedi. işte Mukaddes'in söylediğini söyledi. Onu söyledi, bunu söyledi. Güzel bir dünya yaşıyoruz. Bunlar güzel zamanlarımız. İnşallah bu banyoda rahat rahat yıkandığımız, yemeğimizi rahat rahat yediğimiz, efendim yollarda gidebildiğimiz bu dünyayı umarım aramayız yani. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani sular, depremler, sıkıntılar olabilir mi? Her dönem olmuştur. Her dönemde olacaktır. Fakat bu dönemin diğer dönemlerden bir farkı var kesinlikle. Bu dönemde insan bir şeyin net farkına vardı. Yani bütün anlatılanlar bu. Acaba diyorum ben, bu bizim içinde bulunduğumuz konular olduğu için mi böyle, yoksa gerçekten mi böyle? Gerçekten hep böyleydi. Bu dönem bu çok aşikar oldu. İşte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diyor ya. Düşünceleriniz sizsiniz, siz düşüncelerinizsiniz diyor ya. Yani hakikaten çok büyük bir sorumlulukmuş yani. Ciddi bir sorumlulukmuş yani. Bazen diyorum ki ulan diyorum, koronaya nasıl vesile oldum acaba gelmesine? Gitmesine de bir vesile oluyorsun yani. Yani kendinle yaşadıkların arasında ve bir iz düşümsel baktığında Allah zulmetmiyor yani. Bunlar hep anlatılan ilkelerde anlatılıyor Hepimiz zaten. vesile olduk Tabii. tabii. Her Beşer birimizin parmağı var bu işte. zulmeder diyor, kader adalet eder diyor. Haydi bakalım buradan yani. Bunun da çok sorgusuna girmemek lazım. Başımıza ne geliyorsa kendi ellerimizle işlediklerimizden dolayı geliyor. Yani bu
Sorumluluğu, Sağlam. evet, kesin. Sağlam bir tokattır bence. Başınıza Kesin. ne geliyorsa tamam. İçimizde ne varsa dışımızda o vardır da sağlam bir tokat. Yani bugün dışımdaki dünya böyleyse benim içimdekinin yansıması. Bunu kabul etmem lazım. Bugün hepimiz böyle maskeleri taktık geziyorsak, hep birlikte oluşturduğumuz, hep birlikte yarattığımız bir dünyayı yaşıyoruz yani. Hepimiz İşte yani, birlikte. canlar diyoruz, gerçek anlamda canını bulmuş olan canlara söylüyorum. Yani herkese can diyemezsin. Canını bulmuşsa ona can dersin. Canı bulmuşların halinde ben yargılama görmüyorum. Derin bir hüzünle dolu mutluluk görüyorum. Bir ümit de görüyorum. Bir hüzün var, Evet. anlaşılmamak. Bir mutluluk var, Allah'a imandan kaynaklı. Bir umut var ve bu insanların artık sağa sola fazla yalpalanmadan, dağılmadan, yani gerçek anlamda içlerine, ruhlarına telepati olarak doğacak bazı şeyler var yani. Bazı ilhamlar var. Bu ilhamların peşinde olsunlar. Hani diyor, damarlarındaki akan kanda diyor, yani asil kanda mevcuttur. Hani ne yapacağını sana o söyleyecek. Burada bizler bambaşka bir network ağı oluşturup ve o Evet. network ağı üzerinden rüyalar yoluyla, telepati yoluyla, bağlantılar yoluyla. Bu hikaye nereye çıkar peki? Bu hikaye doğada, toprakta, hayvanlarla kendi şeyinde fıtratını yaşamaya çıkar. İçindeki çocuğu yaşamaya çıkar. Cennet dediğimiz budur yani. Daha büyük köprüler inşa etmek, daha teknoloji, daha çok teknoloji değildir. Cennet muhabbettir yani. Cennette muhabbet, kendi içerisinde izlemek de bir muhabbettir. Oturup yemek yemek de muhabbettir. İşini yapmak da muhabbettir. Felsefe yapmak çok vaktin olmaz çünkü çiftlikte çok iş olur yani. Ona çok gerek kalmaz. Zaten yaptığın iş sana yeterince felsefe bilgisini de verir, anlarsın yani. Toprağın Toprak kendi şehirde felsefedir. kendisi zaten Toprak felsefedir yani. yaşattırır yani. O açıdan bunu duymaya çalışalım. Bunu duymaya çalışmak da çocukluğunuzu biraz hatırlayın. Tatile giderken ki heyecanlarınız, yeni bir yere giderken yeni keşifler. O frekansı, o enerjiyi, o ışığı içimizde, varlığımızda hatırladıkça bu bizde kalmaya başlar yani. Bizde hüner haline gelir. Bunun içine girip çıkabilmek. Depresyona da girebilirsin. Fark edersin. Depresyondan çıktığını da fark edersin. Kulak çınlamasının gitmesi gibidir. Aa, bir anda açılırsın. Dişinden kıymık çıkmış. Aha, gitti olursun filan böyle. Yani depresyondan çıktım veya pat eyvah girdim, buradan çıkabilecek. Sara da bilir yani insan. Bak, hipnoz o kadar derin ki kendini depresyona da sokabilirsin, çıkara da bilirsin yani. Yani insanda aslında bu kadar yüksek bir irade var, bilinç var yani. De biz şu anda, yani Allah muhafaza, şu anda dinamit gibiyiz. O kadar şuursuz ve sarhoşuz ki iç savaş bile çıkartabiliriz yani şu anda bak. İnsanların iç patlamaları, Allah muhafaza, bir anda bir çocuğun nazarından baktığında böyle belki ruhaniyat şöyle bize bakıyordur ha. Eyvah, yani susmuşlardır yani, yaptıklarımıza baksalar o kadar şuursuz ki deveyi pireyi deve yapabiliyoruz yani, delirebiliyoruz yani. Birisi peygambere bir laf söylese var ya, delirebiliriz yani. Birisi Atatürk'e bir laf söylese delirebiliriz yani. Belli dinamiklerimiz var, anlatabiliyor muyum? O dinamiklerimize biri bir laf söylediği an güm diye şeye girebiliriz, vortexine girebiliriz. Yani kandırılmamız çok kolay. Kanmamız çok kolay. O kadar histerik, şuursuz, manipülasyona açık ve patolojik durumlar, eyvah eyvah yani. Eyvah eyvah. O açıdan öz varlığı hatırlayıp bu tür unsurlara yani motive olmadan öz varlığa hizmet, sekine ile hizmet, ruhsal telepatik bağlantılar dediğim, fazla uçan sabriye de gitmeden, ama öz varlığın bilir. Bunu hissediyorsun zaten. Ben bazen öyle diyorum yani. Bazen. Sen Allah olsaydın ne yapardın? Nasıl bir dünya yaratırdın? Nasıl bir hayalin olurdu sen Allah olsaydın? O Hani kadar
10 dakikalığına Yani. hani diyor ya Cumhurbaşkanı olacak diyor. Bebi çocuk diyor yani 23 Nisan'da Evet. diyor. Hadi diyor Cumhurbaşkanlığımı sana veririm. Allah'lığımı diyor. Vermem de diyor sana ver. Ya Allah nedir? Senin uçabileceğin en uç nokta işte yani. Hayal edebildiğin en üst hayalin yani. Sonuçta görebildiğin kadarsın. İlmin kadarsın, vizyonun kadarsın. Ne olacak ki yani? Ben tek bir şey biliyorum cennet adına, hatırlıyorum. Yıldızları ve atları izlerken. Çocuklarımla birlikteyken de yani. Çocuklarımla da öyle yani. Orada o sıfırın içerisinde. Bazen böyle eskiden daha çok derslerde de olurdu mesela böyle. O sıfır noktaları vardır işte. O sıfır noktasını bulursak o Matrix orada erimeye başlıyor. Ne Illuminati'nin, ne Kabala'nın, ne bu arkadaşların, reptilyanların hiçbirisinin senin üzerinde kudreti kalmıyor, tesiratı kalmıyor. Onları reptilyana ve Matrix'e çeviren içinde bulunmuş olan şuursuzluk durumudur yani. Ve onların kullandıkları şey de bizim Kullandıkları da budur. korkularımız. Yani Korkularımız. biz niye cinsellik eğitimini verdik? Cinselliğe çok mu düşkünüz veya böyle bir şeyim alet mi ediyoruz? Yani sapık mıyız? Yani biz manyak mıyız? Yani bir de bize şey yapıyor işte. Rengi bile kırmızı filan. Cinsellik ne ayak? Cinsellik senin zihninin en büyük takıntısı zaten. Çok ilginç ya. Bir kısmı onu Yani diyor, bir kısmı tersini söylüyor yani. Öyle. ha bir kısmı. Öyle. Yani çok nadirdi ama bunu söyleyenler de. Güzel bir şey. Yani demek ki bir çıksak şeye bu köye gelenler çok olacak yani. Söyleyenler az Allah'a çok şükür. Yani. Ama tabii kırıcı. Bana geçen gün Yok. Evet. yayının altına yorum yapmış. Aynen yorum şöyle Kubilay. Kapa çeneni mukaddes. Ya tabii. Bir tanesi demiş ki Hazreti Peygamber dediğinde demiş öyle diyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsun. Edep yahu demiş bana. Değil Yani mi? benim duruşum. Tabii. Eleştirmek çok kolay. Yargılamak çok kolay ama bunu önerirken bile aslında rap bölümünde olduğunu, kendisinin o tarafta olduğunu fark etmiyor Kubilay. Ya yani aslında onun tuzağına düştüğün, bana edep yahu derken, saldırırken hangi tarafta olduğunu bilmiyor. Tamam mı Kubilay? Sana yapan da seni uyarıyor ama sen hangi taraftasın? Ya bunlar var ya emin ol samimiyetle söylüyorum belki çok bir şeyi kalmadı biliyor musun bunların? Allah'a çok şükür. Hani büyük de konuşmayayım çünkü bazen hakikaten şey yapabiliyor insana. Sen biliyorsun işte. En çok bize de söylenen şey şu yani böyle. Bu adam cinlenmiş. Bu adam şöyle. Bu adam böyle. Yani burası böyle. Yani burası böyle bir toplum anlatabiliyor muyum? Ve bizim dindar Hepsini kesim de böyle. seviyoruz. Yani böyle. Yani Hepsini seviyor musun? seviyoruz. Yani diyecek bir şey yok. Yani ben çok hani çok insan sever miyimdir, doğa sever miyimdir? Orasını bir ben insan ancak ruhta o insanı görürsem yani artık en azından. Yoksa onlar hayvandırlar diyor. Hayır, hayvandan daha da aşağıdırlar diyor yani. Ben söylemiyorum bunu ayet söylüyor. Allah da ayrım yapıyor yani. Şimdi dur dediğin noktada durmuyorsa bir insan saygı sınırlarını ben senin özel yaşamınla ilgileniyor muyum? Ben senin söylediğin şey bir şey. Sen bunu ne cüretle ne münasebet yani? Anlatabiliyor muyum? Ben anlattığıma bakarsın. Benim bu konuda da bildiğince böyledir. Yarın bir gün fikir de değişebilir. Herkes konuşabilir. Herkes Ya da kişi hakkı tarafı beğenmiyorsan söyleyebilir. git yoluna yani. Geçersin. Yani İzleme yani. o kadar yani nedir ki yani sonuçta? Gelme eğitime. Gelme ha. Çok da şey değil. Ne olacak yani? Hasılı böyle, burası böyle. Burayı böyle kabul ediyorsun da iş, bunlar zaten süpürülecek. Bu zihniyet zaten süpürülecek yani. Bu zihniyet kalmayacak. Bak ben çok önemli bir şeyden bahsediyorum. 10 sene sonra... Ben de söylüyorum bunları, ben de söylüyorum. O Yani burada gördün mü? söylemedim ama söylüyorum. Yani işte. Hani bunları görenler vardır herhalde yani. Bilenler vardır herhalde işte. Yani bak Konya'da diyor şeyler çökmeye başladı diyor. Göçükler oluşmaya başladı. Yeraltı suları diyor yani. İşte ilahi nizam ve kainat. Hoş. Yani bir küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki
sıkıntı yok yani. Bir çay yap içeriz derim. Muhabbeti de var yani. Ne olacak? Bir göktaşı geliyormuş. Derim ki Zübeyir bir çay yap da içelim. Göktaşı geliyor dünyaya çarpacak. Çok da tın yani. Öyle bir boyut da var. Ama alınması gereken bir tedbir de var. Tedbir toprak gidiyor, su gidiyor. Yaşam gidiyor. Yaşam avucumuzdan kayıyor gidiyor. Yaşanmamış bir hayat yaşıyoruz. Yaşamıyoruz. Ve en büyük pişmanlık bu. Hayat bizden hesabı soracak. Diyecek ki beni niye yaşamadın sen ya? Ben nasıl yaşayabilirdim ki? Diyecek bir şey olmayacak yani. Çünkü bir kere daha fırsat ver, ne olur bu sefer yaşayacağım diyeceğiz. Ben de diyorum ki 10 sene ömrüm var. 10 sene sonra senin paran da geçmeyecek yani burada. Anlıyor musun? Evin, malın, mülk hiçbir şeyin de geçmeyecek. Yani 10 seneye kadar para sistemi bitecek belki. Yani paran da kan. Evet. 10 senelik bir ömrüm kaldı sevgili dostum. Ya Allah uzun ömürler versin baba. 100 sene de 10 sene gibi gelir yani. 1000 sene de 10 sene gibi gelir yani. E hep öyle değil mi zaten? E hep öyle de. Fakat bu sefer göreceksin. Diğerlerinden farkı bu yani. Bildiğini göreceksin yani. Bu dönem böyle bir dönem. Bildiğimizi göreceğimiz bir dönem. Sürpriz. Zahirde ve batında size ayetlerini göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. O açıdan bazen kendimi çok mu sıkıştırıyorum diyorum. Bu böyle. İçine girdiğin zaman böyle. Bazen de kontağı tamamıyla kapatıyorsun. Ve diyorsun ki biraz sessiz kalmak iyidir herhalde. Vazifemi yapayım diyorsun. Bazen açılıyorsun, söylüyorsun. Bazen de diyorsun sessiz kalayım, vazifemi yapayım. Kıyamet habercisi olmak iyi bir şey değil. Ama gerçek. Üzücü ama gerçek. Ölüm habercisi olmak iyi bir şey değil ama gerçek. Ölümde en büyük pişmanlık nedir biliyor musun? Halledilmemiş meseleler. Helalleşilmemiş ilişkiler. Şu anda kafanızda dönen şeylerin 1.000 kat daha yoğun döndüğünü düşünün yani. Ve gerçek bir hikayenin içine düştüğünüzü düşünün. Hani çok merak edersiniz. Ölünce ne olacak? Ölünce ne olacak? Ölünce beyninin içine doğacaksın. Enerji dünyanın içerisine doğacaksın. Neyi çok yaşamışsan onların rüyaları, hikayeleri, hesaplar, kitaplar, dengelenmeler. O açıdan şimdiden özgürleşmeye bakın. Tek başınalığa bakın. Ve özgün tek başına fıtratındaki hanif bilincinde olan insanlarla birlikte dağlara gidin, ovalara gidin. Bir hadistir bu söylediğim yani. Ahir zamanda diyor. Koyununuzu şeyi alın dağa çıkın anlamında. Bu illa bir dağa gidin de değil. Kendinize küçük bir ruh dostluğu, ruh kardeşliği, ruh dostluğu. Menfaatsiz, beklentisiz. Anladın mı? Mümin müminin aynasıdır yani. İki mümin bir araya geldiğinde üçüncüleri Allah olur. Allah sevgi. Allah'ı ne olur kurallara, hesaplara, kitaplara, siyasete, kurumlara sokma yani. Kafandaki cucu buculara sokma yani. Hatta Allah ismini bile çok fazla şey kirletilmiş bir Evet. isim yani. Çok Allah değil. Hani de sendeki varoluşun o biricikliğinde, sevgi de yani. O muhabbet de, o anlayış de, o ilim de. Ona yeni bir isim ver. Osman Hoca'nın söylediği şey yani. Allah diyor Muhammed için bir anlam ifade ediyordu diyor yani. O Allah derken diyor ne dediğini biliyordu diyor. Ama Allah senin için ne anlam ifade ediyor diyor. Hadi Muhammed için Allah'ın bir anlamı var. Ona yeniden bir isim bul sen diyor. Yeniden bir isim bul. Sen bu hafta buna bak yani. Ona yeniden bir isim ver. Ben bir hafta düşündüm böyle. Nedir acaba? Yeni ismi ne? Ne? Hissettiğim ismi ne? Ah! Nasıl bir şehvetim varsa benim böyle yani. Acayip şeyimdir yani. Şehvet derken yaşam aşkından bahsediyorum yani. Şehvetli değil yani. Yaşam aşkı. Dedim ki kuşatansın sen dedim ya. Baba dedim sen iliklerime kadar beni kuşatansın. Ya Her zerreme nüfuz et dedim yani. müthiş, Her müthiş. zerreme nüfuz et. Rüzgarların esmesi, yıldızların, atların, doğanın, aşkın, o güvercinlerin masumiyeti, göz bebekleri, birbirine bakışları, bebeklerin filan. Sonra insanlar dünyasına biniyorsun. Hocam benim Esma ne? Onlar da güzel yani. Ne yapacaksın işte?
Esma soruyorlar. Yani kendini şey yapıyor. Güvercin besle demeyeceğim ama güvercinlere bir bak. Yıldızlara bak. Bak Esma'n bunlar. Esma'ndan başka bir şey yok ki zaten. Sensin yani. O ismin, o niteliğin halini yaşıyorsun da ismini belki bilmiyorsun. O Bilme, boş ver. İsmi yaprağı, o çok önemli değil. yaprağın çizgisinde görüyorsun. O Tabii. yani Ozan'dan sonra o şeyleri, fraktalları, ben böyle bir aşkla bakar oldum. Doğaya böyle bakıp kalıyorum. Sen bir de durumda paylaşıyorsun hep güzel yerleri. Böyle bakıyorum. Yani o kadar büyük bir aşk var ki her şeyde ya. Üzümün çekirdeğinde aşk var. Yani insan fark ettiğinde her şeyde onun bir uzantısını, ben alemlerin Rabbi derim ona. Onun bir uzantısını, Ozan şeyleri anlattı ya, o astrolojik, ya o hiperuzayı. Ya hiperuzayı bildiğin zaman zaten böyle şok oluyorsun. Ya senin söylediğin Allah, ya o kadar büyük ki o. O kadar ya anlatılamaz bir şey ki, her şeyin ötesinde ki. Yani onu zaten anlatırken insan aşkın içine yürüyor. Bütün Dans hücresi eder. titriyor insanın hücreleri. Dans edersin yani orada. Buradaki dans işte bu pi müziğinin pi frekansının müziğini yapmışlar mesela değil mi? Ben merak ediyorum yani Allah'ın ahlakı nasıldır? Yani nasıl bir Allah? Yani tamam Allah yarattı. Eyvallah. Peki nasıl? Yani sanat anlayışı nasıldır mesela? Allah'ın sanat anlayışı nasıl yani? Mesela Allah bir müzik yapsaydı ne yapardı? İşte pi müziği çıktı. İşte kürelerin müziği, pi Allah. sayısının müziği Pi nasıl bir sayı. şey değil mi? İşte Manyak şimdi bir şey o ya. orada manyak bir şey. Orada anlıyorsun diyorsun ki ya bayağı zevkli bir Allah'mış diyorsun yani bu. Bu Sanat, kafamdaki sanatın sana en derini. Bütün bilimlerin en derini. zevkli, renkli, gösterişli yani bir de yerinde durmayan, sürekli var eden, canlı, dinamik, fresh, dedikodusuz, zıpkın gibi bir Allah yani. Anlıyor musun? Yaşam dolu yani. Pırıl pırıl. Puf. Ah. Kop baba kop yani. Böyle bir tanrı var ya. Öbür tarafta o da ihtiyaç. Onun dinlenmeye ihtiyacı var. Anlatabildim mi? Veya korkuyor. Ondan böyle. Öbürü başka bir şey. Ve bir de arifler var yani. Doğa yaşıyor. Doğanın bilinci Allah. Bir de depresyonda olanlar. Arifler de dengeleyici. İşte onlar değişik. Onlara akıl sır ermiyor yani. Allah'ın işleri biliniyor da ariflerin işleri çok bazen şey yapılabiliyor yani. Onlar hasılı Allah onlar üzerinden de iş yapıyor. Kısaca demek istediğim şey damarlarımızda akan asil kan içimizdeki öz bendir, öz ruhtur. Bu sevgidir. Bu sevgi hikmetli işler yapar. İrade sahibidir, ilim sahibidir ve kudreti de vardır. Onun sesini yeniden işitmek ve işittiğimize yönelik itaat etmek bu zevk ile olacak olandır. Bunu gerçekleştirmek. Benim gördüğüm şey orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Yani o köyü, o yuvayı, o ihvanı eğer ki biz şimdiden burada kendimizde, sonra küçük küçük çevremizde bu noktaya gelirse inşallah dengeler değişmeye başlar. Değişsin ya mukaddes. Güzel olur yani. Niyetindeyiz. Allah büyük. Dua edelim birbirimize inşallah. Canım, İnşallah. canım, canım. Şimdi tabii 2 dakikamız kaldı. Yavaş yavaş çıkacağız. Yazmışlar Kubilay sen aşksın aşk diye. Hocam Hep öpüyorum beraber. yani. Yazmışlar işte böyle nasıl özlemişler. Muhabbet, sevgi. Can hocam yazmışlar. Yani çok Eyvallah. seviyorlar. Çok Güzel, güzel. seviyorlar Biz de seni. Çok seviyoruz seviyorlar. hepsini. Hiç şey yok. Yani Burada iş, iş. tekrar buluşuruz inşallah. Amin inşallah. Yani benim şeyim şu. Allah bu insanların gönlüne layık eylesin beni. Anlatabildim mi? Gerçekten. Onların gönülleri ben biliyorum çok değerli, çok güzel. Onların gönüllerini de inşallah bu anlayışa ve bu yola, bu hizmete şey yapsın, liyakat kesbettirsin yani. Maddi ve manevi olarak, beden ve ruh olarak tüm varlıklarıyla kendilerinde bulsunlar yani bunu. O İnşallah, açıdan inşallah canım. inşallah.
Var ol. Çok teşekkür ediyorum. Seviyorum Biz de seni. aynı Ben şekilde. çok teşekkür ederim. Ben Evet teşekkür ederim. canlar, Kadim Bilgelik Okulu. Bilenler zaten biliyor, bilmeyenler Kadim Bilgelik Okulu'nu takip alsınlar, YouTube kanalını takip alsınlar. Web adresini falan soruyorlar. Göreceksiniz canlar. Kubilay Aktaş diye yazın, her yerde bulacaksınız. İyi ki biz bizim, iyi ki biz, iyi ki varımız. Amin amin. Allah razı olsun. Kubilay Çok teşekkür canım, ederim. Çok canım. çok teşekkür Ama ediyorum. yazdılar, bırakma bir daha gelsin diye çok yazdılar. Geliriz, Bana geliriz inşallah. canım, Anlaştık inşallah. kalbinden öpüyorum senin, ruhundan Allah razı öpüyorum. olsun. Sağ İyi olun. ki Var. varsın. İstifa oldu. Allah Varlığına razı olsun. şükran. Hemen kaydediyorum. Görüşürüz Çok canım. teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.